Arkadaşlar günaydın. Stepney'in son güncellemesi ile ilgili bir kısa bilgilendirme yapayım. Bu versiyonda neler değiştirilmiş? Puan dağıtma var. Şimdi uygulamanın üstünde de bunları size göstereceğim. Fusion diye bir şey çıkardılar. Onu gösteririm. Ayakkabı puanı yükseltme ile ilgili. Başarı oranlarını yükseltme ile ilgili bir şey var yine. Bu mint scroll'lar GMT ile satılıyordu biliyorsunuz. Onlar Sol'la falan satılabilecek. Bazı optimizasyonlar var ve bazı hataların düzeltilmesi var. Şimdi uygulama üzerinde görelim. Şimdi ayakkabımızı tıkladığımız zaman arkadaşlar, örneğin bir tanesini seçelim. Aşağıda Fusion var bakın. Biz buna direkt Füzyon diyelim. Tıklıyorsunuz, aşağıdan yukarıdaki ana ayakkabımız, aşağıdaki de yakacağımız ayakkabı. Aşağıdaki ayakkabımızı yakarak yukarıdaki ayakkabımızın puanlarını yükselteceğiz. Herhangi bir tane ayakkabı seçiyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey var, dikkat etmeniz gereken. Aşağıdaki ayakkabının herhangi bir değeri, atıyorum efficiency'yi siz yükseltmek istiyorsunuz yukarıdakinin. Efficiency değeri yukarıdakinden yüksek olmalı. Veya comfort veya luck, herhangi bir değeri, hangisine odaklandıysanız. Eğer öyle değilse, mesela şu an benimkinde olmadığı gibi, herhangi bir faydası olmayacaktır. Daha yüksek olsaydı şu yanında artma aralığını görecektiniz. Mesela şey diyecekti, 12.7 ile bizim ayakkabının değeri de 20 olsun diyelim. 20 arasında bir olasılık gösterecekti. Bu aralıkta herhangi bir değer olabilir demek bu. 12.7 bile olabilir yani. Hatta bir tane arkadaş yapmış, yabancı birisi. Onun videosunu izleteyim size. Hiçbir işe yaramayan bir füzyon gerçekleştirilmiş. Bakın şimdi. Bakın burada gösterdiğim şu. Normalde senin ayakkabının 27.4 ve 34.2 comfort ve resilience değerleri. Bu aşağıdaki ayakkabının değerleri 33.8 ve 34.8'miş bu değerler. Bu da diyor ki bu değerler arasında bir şey alabilir. Herhangi bir şey olabilir. Bakalım kaç çıkacak bu adama. ...27.4 ve 34.2 taban fiyatları, ona dikkat edin. Bakın aynısı geldi. Yani o aralıkta çıkabilir dedi ve çıktı. Yani hiçbir işe yaramamış oldu. Bir tane ayakkabı boşa gitmiş oldu. İyi ihtimal neydi? En yüksek değerin çıkmasıydı. O da 33.8 ve 34.8 olabilirdi. Biraz riskli bir iş. Bir de şöyle bir durum var yani. Mesela baktığınız zaman mesela benimki gibi olan birçok kişi olduğunu düşünüyorum ben. Bir tane Ankam'ın iyi bir ayakkabım var. Diğerleri de Kam'ın. Senin Ankam'ın ayakkabının puanları zaten daha yüksek oluyor. Koyacağın Kam'ın ayakkabının puanları daha yüksek olmayacağı için çok bir işe yaramayacak. Ama ne olabilir? Birkaç tane Kam'ın veya Ankam'ın ayakkabısı olan birisi ayakkabısının bir değerini yükseltmek ister. Diğer ayakkabının birisinden vazgeçer. Ha, sadece küçük bir bu kadar puan için ayakkabı yakmaya değer mi? Bilmiyorum. Değişik senaryolar olabilir. Kısaca sistem böyle çalışıyor. Burada yeşilliği görmediğiniz sürece böyle bir işlem yapmayın. Görseniz bile yine de ayakkabının puanı yükseltilemeyeceği anlamına da gelebilir. O da bir risktir tabi. Adam canlı canlı gördük şimdi yaptığını. Birisi bu füzyon olayıydı. Puanların ayakkabı bir tane yakılarak ana ayakkabının puanının yükseltilmesi olayıydı. İkinci bir tane önemli güncellemede gelen yenilik puanların dağıtılması olayı. Bakın burada eksiler çıkmış artık. Bu puanları dağıtabilirsin diyor. Buradan eksiye tıklıyorsun. Ve buradan değiştiriyorsun. Tabii ben de GMT olmadığı için arttıramıyorum ama buradan alıyorsun puanını ve artık hangisine dağıtacaksan buna dağıtıyorsun. Bu common için her bir puan için 1 GMT, uncommon için 3, rare için de 5 olması lazım. Masraf yani. Bir tane dağıtacaksan bir tane GMT harcaman lazım. Şuradaki rakam GMT'ler değişecek. Değer mi? Yani duruma bağlı, senaryoya bağlı. Şimdi 170 bizim base değerimiz ayakkabımızın. Gemi çıkardığımız zaman 170 civarı bir şey olması lazım.
Şuradan bir daha bakalım. Şöyle bir senaryo olabilir mesela. Atıyorum puanları yanlış dağıttın. Biliyorsunuz resilience değeri falan önemli. Mesela bir common ayakkabıda 9. seviyede resilience 11 yapmak lazım ki yıpranma az oluyor biliyorsunuz. Atıyorum adam yanlış dağıtmış veya siz bir ayakkabı aldınız veya kendiniz yanlışlıkla dağıttınız bilmiyordunuz falan. 10'da kaldı resilience'ınız. Bir GMT harcayıp yukarıdan bir puan alıp aşağıya atabilirsiniz. Veya diğer yüksek puanlı ayakkabılarda da yine böyle dağılım hatası yapıldıysa yapılabilir. Konfor işte GMT kazanımı geldiği zaman konfor değerlerinin öncelikli olacağı, önemli olacağı söyleniyor. Oraya biraz atılabilir veya ne bileyim işte artık kazanç bir hesaplamak lazım. Daha atıyorum bu 170 puanı buraya atmak 170 GMT yapar. O da 170 dolardan daha fazla. Değer mi, değmez mi? Bir hesaplamak lazım. Kısa vadede değmez gibi gözüküyor. Burada 240 göstermesinin nedeni gemlerle falan senin puanın bu kadar diyor. Ama şeye tıkladığımız zaman dağıtabileceğimiz puanlar çıkıyor. Bu böyle bir özellik. Geçtik bunu da. Puan dağıtmayı söyledik. Şuradan bakalım. Şimdi şu başarı oranları var. Ha şey Mintix scroll'da göstereyim şuradan. Mağazaya gelip alışverişe geldiğimiz zaman şurada Others'a tıkladığımız zaman eskiden bunlar GMT ile satılıyordu. Artık SOL'la satılıyor. Bu birisi. Şurada profile girdiğiniz zaman bakın GMT Power Ups'lar var. Oraya tıkladığınız zaman 3 tane seçenek. Birisi Double Sneaker kazanma oranı mintleme yaparken 2000 GMT yatırırsan %5 arttırırım diyor. Bu gemleri upgrade yapıyorsunuz. Bir üst seviye gem çıkabiliyor veya çıkmıyor ya onun oranı. Onun oranını %1 arttırırsınız diyor 2000 GMT harcayarak. Rare Sneaker kazanma oranını %1 arttırırsınız 2000 GMT. Yani küçük hacimli oyuncular için gereksiz. Çünkü 2000 GMT 2000 dolar yapıyor zaten. Onu yatırıp bu oranları arttırmak her oyuncunun harcı değil. Daha büyük oyuncular için, balinalar için olabilir. Burayı ben çok önemsemedim. Başka neyimiz var dedik. Bir daha bir bakalım şuradan. Çok fazla başka da bir şey yok. Değişen bir şey yok. Gemslere bakalım. Fiyatlar biraz değişti. Özellikle Comfort gemlerin fiyatı arttı. Dün 1'lere kadar çıkmıştı. Öncesinde 0.70'lerde, 0.65'lerde birkaç gün önce 50'lere kadar düşüktü. Neredeyse 2 kat yaptı. Comfort gemler ben alalı kaç gün oldu? Bilmiyorum. 10 gün falan olmuş olabilir belki. 3.20'lerde falandı. Solda daha düşüktü tabii o zaman. Comfort'lar değerlendi. Diğerlerinde pek bir değişiklik olmadığı gibi hatırlıyorum. Yani onlarda değişiklik yok. Şimdi Comfort gemlere her türlü ihtiyacımız var. Ayakkabı tamir edeceğimiz için elimiz mahkum. Birinci seviyelerden elimizde bulundurmak gerekiyor. Tabi stratejinize de bağlı sizin. İşte ben mesela %97'ye düşünce bir tane level 1 ile tamir edip %100 yapıyorum. Ama level 2, level 3'ler de kullanılabilir. Daha düşük enerjiniz yani yıpranma payınız iyice düştüğü zaman HP değerinizden bahsediyorum. Öyle formüller de yapılabilir ama bu comfort gemleri uzun vadede bize her türlü lazım olacak. Bunlar da bunun bilincinde tabi güncelleme ile beraber iyice yükseldi. Ayakkabı fiyatları nasıl değişti ona bir bakalım. Biraz yükselmiş. 1.45'lere kadar yükselmiş. 1.30'larda, 20 küsürlerde falandı. 1.45. 2'ye doğru gidecek gibi gözüküyor. Ya belli de olmaz tabii. Şu Twitter'da daha doğrusu şeyin sitesinde
step koma girdiğiniz zaman burada bir geri sayım sayacı da başlatmışlar. GMT kazanmak için ne kadar zaman kaldı ile ilgili falan. %91.2 diyor. %100 olduğu zaman GMT kazanımı başlayacak diyor. Böyle bir tabi algı oluşturuluyor. GMT bu şeyden önce, GMT kazanımı başlamadan önce GMT fiyatı da biraz bir artış gösterebilir. Tabi böyledir genelde. Önce bir böyle haberler yayılır. Popülerleştirirsin. Konuşamadım ya. Popülerleştirirsin. Ve dikkat çeker. Fiyatı artar falan. Ne oluyor falan diye millet şey yapar. O yüzden bu GMT kazanımı gelene kadar veya geldiği ilk zamanlar bu GMT biraz daha yükselebilir. Dikkatli olmak lazım bu konuda. GST de iyi durdu. Dün baya böyle bir düşüşler olmasına rağmen salmadı. Tabi bilerek şey yapıyor olabilirler. Şu süreç önemli çünkü onlar için. Tabi onlar daha farklı bakıyorlardır. Biz kullanıcı olarak bakıyoruz. Onlar hesaplamalarını yapıyorlardır. Tabi GMT kazanımı gelince, GST'nin üzerindeki yük biraz kalkınca belki GST de yukarıya doğru gidebilir. GST yukarı giderse ve GMT kazancı da tatmin edici bir şekilde olursa ayakkabı fiyatları yükselebilir. Gemler yükselebilir. İşte bu gem birleştirme oranlarını falan insanlar yükselttiyse tabi tersten de bakabiliriz yani. İnsanların yüksek gem düşürme oranı artarsa, tabi bunu balinalar genelde yapar ama gem fiyatlarında bir tık düşme de olabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Yani izlemek lazım. Şöyle olur, böyle olur demek çok doğru değil. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Bakacağız yani piyasaya göre. Ama en azından comfort gem elinizde bulundurmanızda fayda var. Tabii şu an fiyat biraz yükseldi ama belli olmuyor yani. Birkaç gün önce sol daha ucuz olmasına rağmen 0,06'lardaydı. Şu an 0,09'larda. Ha yok ben ayakkabıyı yakacağım zaten. HP'li yükseltmekle falan işim yok diyorsanız HP'ye muhtaç olmazsınız ama şeye, geme, benim gibi ayakkabınızı tamir edip uzun vade oynamayı düşünüyorsanız en azından birkaç comfort gem bulundurursunuz, bakarsınız fiyat düşüyor, bir iki tane daha alırsınız. Öyle bir toplu halde almaya da gerek yok çünkü bazen fiyatlar aşağı gidiyor, yukarı çıkıyor. Bu şekilde değerlendirmek lazım. Son güncelleme buydu. Artık bundan sonra GMT kazanımı gelecek. GMT kazanımı gelince işte ortalık biraz karışabilir. Ayakkabı fiyatları, GST'nin değeri, GMT'nin değeri, ani bir hareket gelebilir. Bu güncellemeyi kaçırmamak lazım. Yani güncellemeyi derken zaten güncelleme gelecek, yapacağız ama haberleri geldiği zaman zaten o anda böyle bir yoğunluk olabilir. Alınıp satılma ihtimali zorlaşabilir. Takılmalar olabilir. O yüzden eğer fırsat hollayanlar da varsa spending cüzdanınızda sol bulundurmakta fayda var. Düşe de bilir yani, düşmüşken alınabilir. Sonra birden yükselir falan. Bu tip şeyleri daha önce gördük. Neyse arkadaşlar, anlatmaya çalıştık son güncellemeleri. Unuttuğumuz bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Benim 15 ayakkabım var şu an. Normalde 15 ayakkabı 12 enerji olur. Bir tanesi de Ankam'ın olduğu için 13 enerjim olacak. Yürüyoruz işte, kutular düşmeye başladı artık. 3. 4. seviye kutular düşüyor. Öyle kısa kısa short videolar atıyorum. Onları izleyebilirsiniz. Hangi kuttan ne çıktığını merak eden arkadaşlar için. 2 açtık, 3 açtık. 4'ü açacağız ama onun biraz daha vakti var. Bakalım, 10 enerjiyle yürüyüp 2, 3 ve 4 kutu düşmüştü. Şimdi 13 enerjiyle yürüyeceğiz. Belki şey de yaparız. Bir sonraki enerjiyle birleştirip bir 3 enerji, 3.20 enerji falan daha alırsak 16 enerjiyle de yürüyüp bir deneriz. Bakalım 5. seviye falan düşüyor mu? Onları da zamanı geldikçe anlatırım, yaparım, gösteririz. Durum şu an böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.